Yılmaz Vural YouTube kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyoruz, öyledir. Öyle, hoş geldiniz. Ne güzel geliyorlar, izliyorlar. Hoş geldiniz ya, canlar. Abone oluyorlar. Sana çok güzel yorumlar yapıyorlar. Sağ olsunlar. Yorumlarınızı okuyoruz tek tek. Tabii ki hepsine cevap veremiyoruz ama en azından sizin söylediklerinizi, düşündüklerinizi biliyoruz. Evet, dikkate de alıyoruz. Çok güzel tavsiyelerde buluyorsunuz. Onları dikkate alacağız. Özellikle ben ve makyajımla ilgili. Editörlerimiz karşımda duruyor. Emre Ural, Can Ural ve Orçun kardeşim. Tabii ki transfer çok güncel bir konu ve bugün... İrfan Can kahveci. Pazartesi günü saat 5'te bitiyor. Ama tabii rica millet 12'yi buluyor bu. 12'yi bir geçe tamamen resmen bitiyor. Gün bitiyor çünkü. Ve bakalım bu son 5 saate neler olacak. Enteresandır, duruyorlar. Son 5 saate her şeyi sıkıştırıyorlar. Bizim işimiz bu. Çok sürpriz ve güzel transferler de oluyor. Tabii ki en önemli transferlerden bir tanesi. Ülkemizin iki nadide büyük kulübü aynı oyuncuya talip oldular yine. Bu tabii Başakşehir'in işine yaradı galiba. Çünkü fiyat çıktıkça çıktı. Onların istedikleri yerine gelme mümkün olan takıma gitti. Ve Fenerbahçe İrfan Can'ı kadrosuna dahil etti. Söylenenler işte babası dedi ki şu işte çocukken Fenerli sonra Galatasaraylı oldu, dayısı yaptı falan. Bunları çok önemli değil. Çünkü Türkiye'de futbola bulaşıp da ben bu üç büyük takımdan bir tanesini tutmanın diyen varsa olmaz galiba. Yalan çünkü söylüyorum. Siz sevdirdiniz bize futbolu. Ülkemizi siz daha çok Türkiye dışında temsil ettiniz. Zaman zaman çok çarpıcı başarılarımız oldu. Galatasaray'ımız UEFA Kupası kazandı. Süper Kupayı kazandı. Çok önemli bir şey. Jardel'in attığı gol. Hatırlayın Monaco'da oynandı. Fenerbahçe çeyrek finale kaldı. Beşiktaş Şenol Hoca döneminde çok güzel, güzel şeyler yaptı. Attı. Ve tabii ki başarılı olan yanında insanlar. Dolayısıyla o dönemde çocuk olan herkes o başarıların peşinden hangi takım daha başarılıysa o takımın peşinden gitti. Hem öyle bir şey var hem de şeyden de etkileniyorlardır. Hani anne baba ya da çok sevdiği biri hangi takımı tutuyorsa kendi benlikleri oluşana kadar onlardan etkilenip o takıma da yöneliyorlar. Sonra inan her şeyi değiştirebiliyorsun da tuttuğun takımı değiştirmek çok... Bir de doğuştan olanlar değiştirmiyor tabii. Aileler biliyoruz. İşte çocuk doğar doğmaz yorgan çarşaf sarı kırmızı siyah beyaz. Sonra çocuk oluyor sarı lacım. Çocuğu sonra birisi kandırıyor dışarıda başka bir takım tutuyor. Baba başka, oğlan anne başka, başka çocuk başka. Çıkıyor. Ya çok güzel. Ya. Şimdi tabii İrfan bu önemli transferi Fenerbahçe başardı. Ve Galatasaray'ımızın çok istediği bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Hayırlı olsun. Özellikle ben tabii ki az da olsa bir özel ilişkimiz olduğu için İrfan'la. Anlatsana Yılmaz abi. Ben onun şöyle anlatayım. Ben gençler bir takımda ikinci kez hoca olduğumda Perşembe günüydü. Ve sanırım Cuma günü mü, Cumartesi günü mü şeye gidecektik. Eskişehir. Sonra. Ve maçı Pazar günü oynadık. Döndük İstanbul'a Pazartesi günü ve İlhan abi aradı. Dedi ki Yılmaz ben işte... Sözleşmeyi feshedeceğim. Dedim neden? Hayırdır ne oluyor falan maçı deme, almış mıydın? Demeye kalmadan yok 2-0 kaybettik. Ama çok iyi oynamıştık. Asbel kadar işte iyi oynayan kazanmıyor dedim ya. Ve İrfan da kadromuz dedi. İrfan da yani bu bahsettiğim olmuştur 3-4 sene galiba. O zaman da çok müthiş bir sol ayak. İşte topla istediği şeyi yapabilen, asist yapabilen, şut atabilen bir özelliği vardı. Bu tabii ki Başakşehir'e geldiğinde de ilk geldiğinde oynamadı biraz. Ve sonra da takım değişmez oyuncusu oldu. Ve bu sene ben çocuklarımla Başakşehir'in evinde oynadığı Şampiyonlar Ligi'nin 3 tane maçını izledim. Leipzig, Manchester United ve Paris Saint Germain maçlarında müthiş toplar oynadı. Benim o biraz işte agresif olmasını istediğimiz İrfan burada daha agresif, top kazanabiliyor, kazandığı topu alıp aynı tempoda öne doğru götürüp asist yapabiliyor, şut atabiliyor hale geldi. Ve sonuç olarak da bir de Marsilya vardı bu transfer kavgasının içinde. Ama onlar geri çekilince Galatasaray-Fener arasındaki bu çekişme, bu ekonomik savaş diyelim daha doğrusu, Fenerbahçe kazandı. Ve İrfan Fenerbahçe'nin oyuncusu oldu. Şimdi gelelim, İrfan buranın oyuncusu oldu da acaba Galatasaray mı gitseydi onun için daha iyi olurdu? Fenerbahçe'ye mi geldi daha iyi oldu? Ekonomik açıdan tabii ki hem Başakşehir'in kazanımları ve İrfan'ın kazanımları demek ki Galatasaray'dan daha üstte Fenerbahçe'ninki. Olmuş ki onu tercih etti. Bunu tercih etmek durumunda kaldı. Ama işin burada daha zorlaştı. Oynama anlamında daha zorlaştı. Çünkü artık o seviyede o kadar çok oyuncu var ki 3 tane orta saha oynuyor, 7 kişi var.
sayalım tek. Hı hı. En formda bir Belkas var. İşte Ozan, Ozan var. Mesut. Gustavo var, Mesut var. Sosa. Sosa var. Yani ne söyleyeyim, işte kendisi var. Mert Hakan. Mert Hakan var. Bakın bu 7 oyuncudan Erol Hoca karıştırarak gözünü kapasa, oradan 3 tanesini çekse 3'ü de oynar yani. Üçü de oynar ve bunların geri kalan 4 tanesi ya ben niye oynamıyorum ikilemini yaşar yani. O yüzden Erol Hoca'nın işi kolay değil. Yani onları öyle küçük detaylarla bir yerini seçmek zorunda ki, hı hı, işte bu daha şunun gözünün üstünde kaşı var deyip de bir kadro oluşturmak durumunda. O yüzden İrfan demek ki mücadele seviyor, kavga etmeyi seviyor. Girdi şimdi bu kavganın içine girdi ve buradan çıkar mı çıkar özellikleri. Verimli olur mu? Mesela 10 numara daha çok. Hücuma yakın bir oyuncu tipi olarak İrfan gidip ikinci bir santrfor gibi olmaz. Hı hı. Topu getirir, onlara verir. Hı hı. Duvar yapar, şut atar, araya top atar. Çok özellikleri var. Gerektiğinde de savunmasına yardım edip koşmaya çalışır geriye doğru da. Böyle özellikleri olan bir kardeşimiz. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun. İrfan'ın hedeflerini küçültmemesi lazım. Burada bu 7 tane saydığımız oyuncudan bir tanesi, oynayan bir tanesi olmak durumda olmalı. Ve bunun için çok çalışmalı. Kolay değil işi. Ha, Galatasaray da biraz daha kolaydı. Neden? Çünkü Galatasaray tek ön libero ile oynuyor. İki tane daha ofensif oyuncu ile oynuyor. İşte bu Belhanda, Emre Akbaba oluyor. Zaman zaman diğer Emre oluyor. Yani burada iki tane ofensif varlıklı oyuncu oynadığı için daha, hı hı, yer bulması mümkündü. Galatasaray'da bir de oyuncu kapasitesine bakarsan oraya becerileri itibariyle daha oynaması olası bir oyuncu olabilirdi. Ama o biraz daha zoru ve daha mücadele şeyi seçti. Mücadele seviyor demek. Böyle bir, hı hı, olayın içine girip bu formayı alırsa onun da keyfi başka olur. Hedefi de küçülmemeli, daha yaşı 25, hı hı, 26'ya girecek. Dolayısıyla yine yurt dışı, Türkiye'yi dışarıda temsil etmek gibi böyle bir hedefi de küçültmemesi gerekiyor. Milli takım sürekli oynama, çünkü takip ediliyor artık buralarda da etten. Dolayısıyla İrfan'cığım başarılar diliyorum sana. Allah yardımcın olsun. Fenerbahçe çünkü hiç kaybetmemek zorunda olan bir takım. Çünkü dediğim gibi daha çok oyuncu becerisi çok ön planda olan bir takım yapısı var. Senin de burada becerilerin Allah'a çok şükür üst seviyede. Dolayısıyla dikkati çekeceğim. Oynadığın oyunla yaptıklarını da çekeceğim. Görülürsen ki bir takım oyunu içerisinde bu rolü oynayabilmen. Fenerbahçe 21 tane sanırım maç oynadı. Kaç tane maç hariç böyle takımla, oyunla maç kazanma gibi bir zorluğu var. Bunu maalesef daha tam sahaya koyamadı ortaya. Umarım seninle birlikte Fenerbahçe bu sorunu da çözer. Çünkü hem maddi hem manevi o kadar şampiyonluğa inandılar ki. Evet, bu sene dolayısıyla özellikle bunun tersi olursa Fenerbahçe'de, bu işte en başta başkan olmak üzere hepinizi çok üzer. Taraftardı. Böyle de bir sorumluluğun altına girdin. Ne diyeceğiz biz sana? Kolaylıklar dileyeceğiz. Bundan başka bir şey yapamayız. Bayağı bir transfer gündemini meşgul etti bu transfer. Evet, evet. O evet, oraya gidiyor, bak işte Fatih Hoca dedi ki bizi isteyen alırız, o bizi çok istiyor derken işte iki gün sonra sosyal medya bayağı zangır zangır sallandı bu konu yüzünden. Ve sonuç olarak Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirdi. Gerçekleştirmiş oldu. Ha, Galatasaray'ı bilmem ne yaptı falan gibi bir yakıştırma çirkin olur. Bir kızı kaç kişi tane ister bir kişiye gider gibi. Öyle bir benzetmeyle konuyu bağlayalım isteriz. Tamam, olur. Yılmaz abi bir şey daha soracağım İrfan Can'la ilgili. Ondan sonra kapatalım. Kapatalım. Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı şey yaptılar. Kahve içerken pozlar. Ondan sonrasında böyle sanki İrfan kahve Can... Kahve içerken ki soyadı kahveci ya. Evet evet, oradan onu, bir gönderme. Onu anımsatıyor. Çok mutlu ve huzurlu bir şekilde kahve içiyorlardı. Güzel çocuklar. Ama sonradan tabii transfer gerçekleşmeyince o Fenerbahçe'ye öyle bozuldular ki sosyal medya hesaplarından hem şey fotoğrafı sildiler, hem İrfan'ı sildiler. Sildiler. O kadar ikna olmuşlar ki Galatasaray'a geleceğini. Belki İrfan gelirim dedi falan. Ya yani aralarında bir konuşma olmuş. Değil mi? Yani yakın arkadaşlar net bir şey çünkü. Net var ki bu kadar sitemeden. Rahat rahat kahve her içerken. Her şeyi silmek bilmem ne falan biraz baksan ayıp ettin ha falan durumuna gitmiş olay. Olsun be çocuklar. Kendinizi onun yerine koyun. Burada imkanları daha seviyedeyse tercihini oradan yana koyun. Ömür boyu oynanmıyor bu top biliyorsunuz yani. Dolayısıyla hayırlı olsun demek düşüyor bize. Siz de bana sorarsanız tekrar o resmi ve Instagram'a tekrar koyun. İrfan'ı da koyun. İrfan'ı da ekleyin. Ayıp oluyor. Ayıp. Dostluk bu kadar
şeye dayalı olmaması lazım. Belki şey dayalı. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi öyle bir çekişme haline dönüştü ki kaç gün bu konuşuldu. İşte yok kahve içerken fotoğraflar vesaireler. Şöyle diyeceğim. Bunlar da şimdi bunu koydu bize geliyor falan diye. Ve aslında bir nevi sosyal medyada rezil oldu çocuklar. Rezil, onun bir alınganlığı ve kırılganlığı vardı. Değil de biraz tabii hayal kırıklığına uğramışlar. Hayal kırıklığı. Tamam. Aslında bütün bunların ötesinde bir küçük de uyarı İrfan'la ilgili, oynama durumuyla ilgili. Ofensif olayda daha etkili bir oyuncu. Tekrar ediyorum bak bunu. Yani İrfan'ın defensif görev vermek, yani savunma ağırlıklı görev vermek, kaleden çok uzaklaştırmak rakip kaleden, sanırım onun özelliklerini göstermek anlamında daha problemli hale getirebilir. Onun için daha kaleye yakın, doğrudan şut atsın, sol ayağına çocuğu topa vuruyor, duvar yapıyor, işte dribbling yapıp oyuncu düşürüyor, oradan gidiyor falan filan. Yani ofensif, ucu ağırlıklı, özelliklerini öne çıkaracak bir pozisyonda oynatılması gerekir. Bu detayı da verdik. Kapatalım mı? Tamam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ama abone değil. Yani onları bir daha söylemek gerekiyor. Hep söyleyeceğiz var. Aslında da ben sen sıkılma diye İnanca. Söylemiyorum. Tamam, kapanış konuşması bu. Hoş abone geldiniz. Abone olun. Abone olun. Dileği kırmayın. Hadi öpüyoruz. Öpüyoruz. Hoşçakalın.